Saldırılar 4 Ekim'de aslında Hakan Fidan'ın açıklamasından sonra başlamıştı. Ankara eylemi gerekçe yapılmıştı. Ankara eylemi YPG ile Kuzey ve Doğu Suriye ile ilişkilendirmek istenmişti. Ama bunun böyle olmadığını KSD de açıkladı, HPG kendisi de açıkladı. Bu konuda herhangi bir şey de yok. Sadece bir gerekçe yapılmaya çalışılıyor ki bizler biliyoruz. Bu eylem olmasaydı da Kuzey ve Doğu Suriye'ye dönük saldırı planları vardı. Zaten saldırılar da oluyordu. Fakat bu daha kapsamlı bir hamle şeklinde yürüyor. Yaklaşık ayın dördünde kiremit fabrikasını vurdular Haseke'de. Siviller yaralanmıştı, şehit düşenler olmuştu. Bugüne kadar da şu saatlere kadar da saldırılar sürüyor. Şu ana kadar en az 110 bölgeye hedef aldılar. Çünkü en son 110 olarak tespit edildikten sonra yine saldırılar oldu. Bugün de saldırılar oluyor. Tüm sivil altyapı hedef alınıyor. Ben onu öncelikle belirtmek istiyorum. Yani şu ana kadar 9-10 petrol istasyonu ve kuyusu hedef alındı. 4 elektrik santrali hedef alındı. Mesela büyük yani tüm Cizre bölgesine elektrik veren Svediye elektrik istasyonu ve gaz istasyonu aynı zamanda hedef alındı. Bu istasyonlar tümden devre dışı kalmış durumda. Şu anda Cizre bölgesinde özellikle ciddi bir elektrik sıkıntısı var. Fırınlar, hastaneler, okullar, birçok kurum durmuş çünkü elektrik yok. Bu anlamda yine 9-10 petrol istasyonu ve kuyusu hedef alındı. Su istasyonları da hedef alındı. Bölgede önemli su istasyonu Kamışlı'da, yine işte Amude'de, Delik'te su istasyonları hedef alındı. Çılaha Barajı hedef alındı. Bu istasyonlardan bir kısmı durmuş durumda. Yani tamamıyla tahrip olmuş durumda. Büyük hasar var. Zaten diğerlerinde de elektrik kesintisi olduğu için su dağıtımı yeterince yapılamıyor. Bölgede yine su sıkıntısı da var. Özellikle Haseke'nin biliniyor. Daha önce de su sıkıntısı vardı. Yine işgalci Türk Devleti'nden kaynaklı. Çünkü suyu da hep uzun yıllardır silah olarak kullanıyor. Türk Devleti hem Fırat suyunu hem de Elok suyunu. Özellikle son dönemde bunu artırmıştı. Şimdi bugün de saldırılar var. Yeniden Tırbesbi'deki petrol kuyuları vuruldu. Yine Afrin, Şera ilçeleri yoğun bombardıman altındaydı. Son dakika yani şu saatlerde yaklaşık yarım saat önce Aynıysa'da protesto eyleminden dönen halk hedef alındı. Bir kadın yaşamını yitirdi, şehit oldu. Bir kişi de yaralandı. Yani sürekli saldırılar var. Yani aynı zamanda düşünelim dünya buğday sıkıntısı yaşıyor. Buğday krizi var dünya çapında. Bu çeşitli şekillerde halledilmeye çalışılıyor. Ukrayna'da da savaş var. İşgalci Türk Devleti daha önceki yıllarda buğday tarlalarını çeteleri eliyle, hücreleri eliyle ateşe vermişti. Bu saldırılarda yine buğday ambarlarını hedef aldı. Bu da çok vahşi bir şey yani tamamıyla. Tüm bunlar gibi buğday silolarının hedef alınması da bir insanlık suçu. Yine bölgede hem biri Derik'te, biri Kobani'de olmak üzere iki korona hastanesi hedef alındı. Birçok köy hedef alındı. Hem bu saldırılarda SİHA'lar kullanıldı, onlarca SİHA kullanıldı. Hem aynı zamanda savaş uçakları, yaklaşık 6-7 savaş uçağı kullanıldı. Aynı zamanda toplar kullanılıyor. Ben şunu belirteyim, saldırılar devam ediyor bu noktada. Hani devrim başladığından bu yana saldırı altında. Böyle bir gerçeklik var, vekalet savaşı vardı. İşte ÖSÜ gruplarından Müslüman kardeşler gruplarına, Cephetel Nusra'ya, DAEŞ'e kadar birçok saldırı geliştirildi. Bütün bunlar başta Kürtler olmak üzere Kuzey ve Doğu Suriye halklarının, savaşçılarının yürüttüğü mücadeleyle boşa çıkarıldı. Türkiye 2016'dan beri işte işgal saldırılarını sürdürüyor. Yani Şehbaba hattından sonra Afrin ardından yine 9 Ekim 2019'da Grespi, Serekniye işgalleri. Ardından da yeni bir işgal harekatı geliştirmek istedi ama geliştiremedi karadan. Fakat o süreçten bu yana hep saldırılar sürdü. Siz de belirttiniz. Yani
DAEŞ'e karşı savaşmış savaş gazileri bir parçasını vermiş savaş gazileri hedef alındı. Savaşın komutanları o savaşta çok büyük bedeller ödemiş savaşçılar hedef alındı. Kadınlar hedef alındı. Siyasetçiler, çocuklar, yaşlılar hedef alındı. Kimi zaman mesela camiler hedef alındı. Tarrufat'ta mesela bu yıl yine hastaneler hedef alınmıştı. Ama ilk defa gerçekten yani bu kadar toplu tamamıyla aslında yani askeri hedeflere değil siviller ve sivillik bir saldırı gelişiyor. Yani bir bütünen siviller ve sivil altyapı hedef alınıyor. Yani burada bir bütünen yaşam yok edilmek isteniliyor. Tümden gerek fiziki olarak katledilerek gerek tüm yaşamı sabote edilerek göçe zorlanmak isteniyor. Bu bir insanlık suçunu bunu tüm dünya biliyor. Dünyanın kapitalist sistemin, dünya sisteminin kendi oluşturduğu mekanizmalar da bunun bir savaş suçu olduğunu tanımlıyor aslında. Ama elbette bu mekanizmalar işletilmiyor. Yani 3. Dünya Savaşı'nın final aşamalarındayız. Şimdi bu insanlık suçu özellikle de Kürtlere karşı işlenen insanlık suçlarına karşı, Türk Devleti'nin işlediği insanlık suçlarına karşı bu mekanizmalar hiçbir zaman işletilmedi, işletilmiyor. Bugün Kuzey ve Doğu Suriye işgal saldırılarında Kuzey ve Doğu Suriye'yi hedef alan işte 4 Ekim'den bu yana bir hamle düzeyinde başlayan saldırılarda da bu durumu görüyoruz. Şimdi bazı açıklamalar koalisyon güçleri var bu bölgede. ABD öncülüklü Fransa'dan İngiltere'ye birçok güç var. Rusya var. Şam yönetiminde bazı hatlarda güçleri var. Ama herhangi bir cevap verme durumu yok. Bunun üstünde işte ABD askerlerine yaklaşan bir keşif uçağını F-16 ile düşürdüler. Bunu da doğruladılar. Ama sonra bu konuda bir iletişim trafiklerinin olduğunu Türkiye'yi defalarca uyardıklarında dile getirdiler. Tamamen kendilerini korumaya dönük bir refleksti bu. Ya da bir uygulamaydı. Ya da belki de Hakan Fidan'ın 4 Ekim günü yaptığı açıklamada işte üçüncü taraflar aradan çekilsin. Bununla işte ABD'ye mesaj veriyor, Rusya'ya mesaj veriyor, Şam'a mesaj veriyor. İşte Irak'a, YNK'ye mesaj veriyor. Belki de o açıklamaya dönük bu kadar da şımarmayın mesajı da olabilir. Ama kesinlikle bölge halklarını korumaya dönük bir yaklaşım değil. Çünkü bölgede 5 Ekim'den bu yana onlarca yani 30-40 civarında SİHA en az saldırı gerçekleştiriyor. Ve bunlar hem Amerikan üslerinin hem Rus üslerinin çok yakınlarında çevrelerini vuruyorlar. Çevrelerindeki sivil altyapıyı vuruyorlar. Herhangi bir tepki, herhangi bir müdahale yok. Açıklamalara baktığımız zaman da mesela Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şeyi gösteriyor yani. Yani işte diyor Türkiye'nin tırnak içerisinde teröre karşı, PKK'ya karşı mücadelesinde yanındayız. NATO ülkesi de çok yumuşak açıklamalar. Koalisyonun açıklamasına bakıyorsun, işte koordinesiz saldırılar bölgedeki askerlerimizin güvenliğini, işte sivillerin güvenliğini tehlikeye sokuyor ama hiçbir şekilde Türk Devleti'nin ismi ifade edilmiyor. Bunlar tamamıyla bu saldırılardan kendi aklama yaklaşımlarıdır. Yoksa bu saldırılar hepsi ortak. Rusya da ortak, koalisyon güçleri de ortak, hepsinin onayı var. Şam'da şu ana kadar Şam'da mesela Şam hükümet güçlerinde yaklaşımı sadece bizim hatlarımıza saldırırlarsa cevap veririz. Çünkü en yoğun saldırı Cizre bölgesine dönük gelişti ama işte Kobani'ye de saldırı oldu. Aynı İsa'ya da oluyor. Minbiç hattına da oluyor. Bugün de Minbiç hattına vardı. Dün de vardı. Şehba hattına da oluyor. Daha çok Şehba Minbiç hattına dönüktür Şam yönetiminin açıklaması da. Ama bu saldırılara hepsi ortaktır. Hepsi onay veriyor. Aslında bu saldırıları da yani şöyle ele almak gerekiyor. Ben bilmiyorum buraya da girmek istiyorum. Şimdi uluslararası komplonun 25. yıl dönümü geliyor. Onu ifade edelim. Çünkü şu anda bölge çapında yani özellikle Orta Doğu'dan Kafkasya'ya, Afrika'ya 3. Dünya Savaşı'nın final aşamaları yürüyor. Çatışmalar var. Gelişiyor. Her gücün kendi ajandası var, kendi çıkarları var. Üçüncü Dünya Savaşı'nın ikinci aşaması Önder Akbaş komplo ile başladı. Bir İmralı işkence sistemi oluşturuldu. Önder Akbaş İmralı işkence sisteminde tam 25 yıldır çok büyük bir
mücadele veriyor. Yaklaşık 25 yıldır çok büyük bir mücadele veriyor. 31 aydır tamamıyla, yani hiçbir bağlantı yok, hiçbir haber alınamıyor. Kürt soykırım politikaları bu tecritle bağlantılı olarak tamamen tavan yapmış durumda. Türkiye'de faşizm tavan yapmış durumda. Saldırılardan ve komployla bağlantılı. Türk devletinin kendi planı belli. Soykırımcı bir devlettir. Tarihinde soykırımlar var. Özellikle 1915'ten bu yana da Ermeni soykırımından tutalım. Süryanilerin, Rumların soykırımdan geçirilmesi durumu biliniyor. Yüzyıldır da Kürt soykırımını tamamlamaya çalışıyorlar, tamamlayamıyorlar. Karşısında bir direniş, bir mücadele var. Şimdi bu saldırılarla Kürt soykırımını tamamlamak istiyor. Önder Apo'nun İbralı işkence sistemindeki tecritini daha da ağırlaştırması, medya savunma alanlarına işgal harekatları, Kuzey ve Doğu Suriye'ye dönük saldırılar, Kuzey ve Doğu Suriye'ye saldırılar boyutunda özellikle hem Kürt soykırımını tamamlamak, çünkü devrimin öncülüğünü Kuzey ve Doğu Suriye'de kurulan yaşam sisteminin, özerk yönetimin, demokratik konfederal sistemin öncülüğünü Kürtler yaptığı, tarihi Kürt düşmanlığı da biliniyor. Bir diğer boyutu da halkların ortak iradesi olan Kuzey ve Doğu Suriye'de, Rojava'da sadece Kürtler de yaşamıyor. Araplar, Süryaniler, Çerkezler, Ermeniler, Asuriler, Türkmenler, bütün halklar birlikte özerk yönetimi birlikte kurdular. Bu özerk yönetimi çökertmek, bütünüyle altyapıyı hedef alarak çökertmek istiyorlar. Saldırılar bu hedefle sürdürülüyor. Bu doğrultuda uluslararası güçler de bunun ortağı. Yani Türkiye kendisi DAEŞ aslında. DAEŞ'i canlan, Türkiye'nin zaten saldırdığı her yerde DAEŞ yeniden canlanmıştır. Yani Libya'da da bu böyledir. Irak'ta saldırıyor, Irak'ta da DAEŞ canlanıyor. Suriye'de de öyledir. Ama ayakta kalması, varlık şu anda her şey Türkiye'ye bağlıdır. Kobani direnişinde 6-8 Ekim Serhat'ın çok önemli rolü var. Mesela seferberliğin ve 6-8 Ekim Serhadağlarının Kobani direnişinin başarmasına ulaşmasındaki rolü çok belirgin. Şimdi aynı ruhla Rojava'yı ve tüm Kürdistan'ı savunmak gerekiyor. Önder Apo'nun tecridine yine İmralı işkence sistemine karşı mücadele etmek gerekiyor. Şimdi Türkiye'nin ajandası soykırımdır, özerk yönetimi yıkmaktır. Uluslararası güçlerin ajandası da, Rusya'sının da, İngiltere'sinin de planlarında özerk yönetimini, bölge halklarını, Kürtleri güçten düşürmek, kendi politikalarına, kendisine bağımlı kılmak vardır. Bu noktada gerçekten Kürt halkının, Rojava'nın dostlarının Kobani ruhuyla Rojava'ya bu mücadeleye sahip çıkması gerekiyor. Rojava halkları, Kuzey ve Doğu Suriye halkları şu anda yani bütün saldırılar altında eylem içerisindeler. Ciddi bir eylemsellik içerisindeler, ciddi bir tepkileri var, ciddi bir direniş kararlılıkları var. Zaten 2012'den beri çok büyük bir fedakarlıklarla bu sistemi yarattılar, kurdular. Bölgeye, hem Suriye geneline hem bölge geneline model oldular. Kadın özgürlük paradigması en fazla Rojava'da yaşam sağlaştırıldı, savaş içerisinde yaşam sağlaştırıldı. Halep'te mesela 4-5 yıl boyunca Halep'in iki mahallesinde Şeyh Maksud Eşrefi 1. Halk Savaşı yürütüldü. Çok ağır koşullar içinde de bu insanların mazotu yoktu, bu insanların yiyeceği yoktu. Gıda, un de temin etmeye giden insanlar yollarda kaçırıldı, çeteler tarafından katledildi, rejim uçaklarıyla vuruldu. Ama bu insanlar pes etmediler, teslim olmadılar. Bugün evet, bu saldırılar Rojava'ya her anlamda, sivil altyapı anlamda, ekonomik anlamda çok büyük zarar verdi. Fakat Rojava halkı yine teslim olmayacak. Rojava halkının kendi yaratma, direnişini sürdürme gücü, kararlılığı var. Bunu herkes bilsin. Yani ne uluslararası güçler ne Türkiye'de bu bölgedeki halkı teslim alabileceğini sanmasın. Fakat bugün dostların, Kürt halkının dostlarının, Rojava'nın dostlarının gelip bu bölgede sistemi inceleyen, sistemden etkilenen insanların, yine kadınların, burada kadınların da işe yürüttüğü, karşı yürüttüğü mücadeleden umut alan kadınların burayla dayanışması gerekiyor. Kuzey ve Doğu Suriye ile, Rojava ile dayanışması gerekiyor. Her anlamda.
gerek savunulması anlamında hem bu uluslararası güçleri Türkiye'nin politikalarına karşı tepki göstermeye zorlayacak eylemselliklerin gelişmesi hem de bence yani kanaatimce Rojava'yla Kuzey ve Doğu Suriye ile ekonomik anlamda dayanışmak için de kampanyalar düzenleyebilirler. Bu konuda çalışmalar yürütebilirler. Çünkü gerçekten ciddi bir saldırı var ve tüm sivil altyapıyı ve sivil yaşama hedef alıyor. Adeta sana nefes almak, yemek, su içmek bile haram. Ya buradan terk edip gideceksin, aynı geçmişte Ermenilere yaptıkları gibi. Bugün de zaten tekrar yapmaya çalışıyorlar. Karabağ'daki durumu görüyoruz. Kürtlere, bölge halklarına, sadece Kürtlerde değil, bunu yeniden yaşatmak istiyorlar. Bu noktada güçlü durmak gerekiyor. Kobani ruhuyla bu mücadeleyi yürütmek gerekiyor.